Şimdi bir VTR gelecek, yani kapatma derken yani bizi izlemeye devam et, kapatırsan seni parça. Ben her dakika izliyorum sizi zaten Tamam. yani. Dostken düşman olan ünlüleri vereceğiz. Neden araları bozuldu onları vereceğiz. Kim bilir senin de bildiğin neler vardır Sevda ve izleyicilerimiz. Buyurun efendim. Ünlülerin dünyasında kuralların günlük yaşamdan farklı olduğunu bilmeyen yoktur. İkili ilişkilerde menfaatler duygulardan önce gelir. Bugün siyah olan yarın beyaz olabilir. Bugün dost olan yarın düşman olabilir. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen arkadaşlar, aşkları dillere destan olan çiftler, centilmen rakipler, bıçak sırtı ilişkileri aralarına giren bir kara kedi yüzünden değişebilir. Dostluklar ezeli düşmanlığa dönüşebilir. İşte can ciğer kuzu sarmasıyken kanlı bıçaklı düşman olan ünlüler. Listemizin ilk sırasında polemikler kraliçesi Demet Akalın yer alıyor. Demet Akalın ve yeni partneri Alişan'ın bir dargın bir barışık dostlukları sık sık magazin gündemine geliyor. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikilinin arası Alişan'ın Demet Akalın'ın vokalistiyle aşkı yüzünden bozulmuştu. Demet Akalın, Seda Önder'le birlikteliği kısa sürede biten Alişan için vokalistini işten kovmuş, yine de kankası Alişan'a yaranamamıştı. Şarkıları gibi sosyal medyayı da atarlı giderli kullanan Demet Akalın paylaşımlarıyla yaylım ateşine tutmuş. Akalın'ın paylaşımlarına Alişan'dan da ağır cevaplar gelmiş. Kankalar demediklerini bırakmamıştı. Yıllar içinde zaman zaman birbirine zeytin dalı uzatan, zaman zaman da laf sokan Demet Akalın ve Alişan sonunda barışarak hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlıklarına devam ediyorlar. Listemizin ikinci sırasında geçtiğimiz yıl yeniden barışan Hande Yener ve Hadise yer alıyor. Piyasaya hızlı bir giriş yapan Hadise ve Türk pop müziğinin yıldızı Hande Yener, tarzlarının yakın olması ve sıkça kıyaslanmalarına rağmen birbirlerine mavi boncuk dağıtıyorlardı. Tatlı tatlı takılan Hadise ve Hande arasına 2010 yılında ünlü müzisyen Sinan Akçıl girdi. Hadise ve Sinan Akçıl arasındaki fırtınalı aşk Hande Yener'in Hadise'ye attığı gol yüzünden bitmiş ve ikili düşman kesilmişti. Geçtiğimiz yıl uçakta karşılaşan Hande Yener ve Hadise 2020 yılına küs girmeyeceğiz diyerek barıştı. Magazin dünyasının en büyük küslüklerinden biri de böylece son buldu. Listemizin bir erkek yüzünden biten bir diğer dostluğu Cansu Dere ve Ahu Yatu arasında yaşandı. Birçok projede birlikte yer alan, aralarından su sızmayan Cansu Dere ve Ahu Yatu, ünlü komedyen Cem Yılmaz yüzünden bir daha hiç konuşmadılar. Cem Yılmaz'la 1,5 sene ilişki yaşayan Cansu Dere, yakın arkadaşı Ahu Yatu'nun ünlü komedyenle ilişki yaşadığının ortaya çıkmasından sonra bir daha hiç konuşmadı. O dönemde Ahu Yatu'nun arkadaşının eski sevgilisiyle birlikte olması uzun süre gündem olmuş, tepkiler dinmek bilmemiş Cansu Dere enişteci kurbanı ilan edilmişti. Hazır konu Cem Yılmaz'dan açılmışken ünlü komedyenle devam edelim. Cem Yılmaz piyasayı kasıp kavurduğu dönem komedyenlere olan ilgi artmış. Cem Yılmaz sayesinde birçok genç komedyen de o dönem ismini duyurmuştu. Genç komedyenlerin başında Şahan Gökbakar geliyordu. Cem Yılmaz da çıkışta olan genç meslektaşını her fırsatta destekliyor, programına dahi konuk oluyordu. Ancak zaman değiştikçe arkadaşlık tatlı bir rekabete, tatlı rekabet çekememez diye ve gizli bir zıtlaşmaya dönüştü. Listemize televizyon tarihine geçen İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe küslüğüyle devam ediyoruz. Türk müziğinin iki güçlü sesi canlı yayında kavga ederek hafızalara kazınmış İbrahim Tatlıses'in konuğuna söyledikleri herkesi şok etmişti. Yıllardır konuşmayan ikilinin barışıp barışmadığı hala merak konusuyken geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe konuyla ilgili olarak kimseye dargın değilim dedi. Listenin en ilginç ikilisi ise modacı Gülşah Saraçoğlu ve ünlü şarkıcı Gülben Ergen oldu. Listemizde yer alan diğer ünlülerin aksine Gülşah ve Gülben Hanım kanlı bıçaklı düşmanken şimdi sıkı dost oldular.
Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu daha önce birbirlerine demediklerini bırakmıyordu. Gülben Ergen'i samimiyetsiz bulan Gülşah Saraçoğlu, Ergen'in tribüne oynadığını da ekliyordu. Ancak zaman geçti. Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu birden çok yakın arkadaş oldular. Birbirinden ayrılmayan ikili sık sık sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşım yapıyorlar. Dostken düşman, düşmanken dost olan ünlüler dedik. Aklımıza ilk gelen isimleri derledik. Daha fazla uzatmamak adına şimdilik bu listeyi noktalıyoruz. Yoksa daha kimler var kimler? Bu liste böyle uzar gider. İkisi var ya, ikisini siz tanımayacaktınız. İkisine de o kadar çok emeğim var ki şu anda bu videoyu çekmelerinin sebebi de sırf bana inat olsun diye. Ama ben bir şey kaybetmiyorum arkadaşlar. Çünkü siz birbiriniz hakkında o kadar ahlaksızca şeyler söylediniz ki hele Gülşah atölyesinden benim kapımın önünden geçemez. Bir de bana haber gönderiyor ahlaksız deyip de ondan sonra kalkıp da şu videoyu. Ben öbürkü soldakine zaten bana çok büyük hatalar yaptı bitti. Ama Gülşah'tan beklemezdim. Yani son zamanlarda yaptığı hareketi. Çünkü bu kadın Nihat Odabaş ile arkadaştım. Nihat Odabaş ile gitti aramı bozdu. Bir tane bir çocuk vardı ya hani bir çocuk çıktı hani elbiselerimi giydi vermedi falan Tolga dedi Çam, benim için. Tolga Çam. Gitti ona gitti. Onunla hareketler yaptılar. Çocuk durup dururken ona sana düşman oldu. Onu bıraktı şimdi Gülşah. Kim benimle iyiyse ve arkadaşsa kadın yani siz belki ben konuşuyorum diye düşünüyorsunuz ama bu kadın mahsus yapıyor bunları. Ama şimdi bu kadar birbiri hakkında konuşan şu hareketleri yapma sebepleri tamamıyla hani yan yana dolapalım da serene sinir edelim. İsteyen bağlanabilir bu arada. Yani çünkü gerçekten... onlarla ilgili iddiada bulunuyoruz ya. Terziyim ve içime geldiği gibi davranıyorum diyebilir mi mesela? Şimdi tabii ki diyebilir ama Gülşah'ın da yıllar önce o da bir alışveriş merkezinde bana ilk defa gelip hayatı boyunca bu işlerin içerisinde değilken sizi çok seviyorum, sizin çok hayranınızım, ileride terzi olmak istiyorum deyip de benim el verdiğim bir kız Gülşah benim evimde de kalıyordu yani. Benim de annemin hiç görüşmemi istemediği falan bir kızım ve ben çok severdim. Yani nikahına kadar annesi babası düğüne gitmiyordu onlara kadar. Yani benim Gülşah'ta da emeğim var. Yani bu ikisi var ya, bu ikisinde o kadar emeğim var ki. Şimdi bunların böyle bir arada birbirleri hakkında konuşup da bunları yapmış olması onların karakter yoksunu olduklarını tartışmayacağım ben. Ama üzülüyorum biliyor musun? Yani şeye üzülüyorum, onlar adına üzülüyorum. Bana bir şey olmuyor. Yani insan kendi kişiliğinden bu kadar ödün verebilir mi? Terziysen o zaman demezsin arkadaşım 100 kere bana haber gönderiyor. Benim kapımın önünden değil, atölyemin önünden değil, caddemin önünden geçemez. O deyip zaten de, televizyonda da söylüyor. Ondan sonra zaten televizyona sevmediğim bir kadın deyip de. Şimdi benimle konuşmadın. Yani küslüğün bir şey vardır. Konuşmazsın en nihayete. Ben böyleyim. Mesela ben konuşmam. Hayatımdan çıkıyorum. Ama kötülük yapmak. Hep beraber bir araya gelmek, beraber birbirlerine like ediyorlar, onu yapıyorlar. O kadar basit ve avam ve kalitesiz duruyor ki. Üzerinde yani kalmasın o zaman şöyle söyleyeyim. O dönem sen kızdığın için telefonlarını açmadın Gülşah'ın. Gülşah beni aradı. Tam o günün ertesi günü denizdeydim. Açtım telefonunu dedi ki bana kızdı. Yazın oldu. Evet. Evet. Bana kızdı ve ona şöyle söyle. Sonra ben seni aradım sonra senin telefonun düştü denize. Ulaşamadık sana. Evet. Ben esnafım, o beni anlar dedi. Ben yani Gülben Ergen sanki dedi. Konserden konsere koşuyor da bir tane Saadettin Saran'ın tanıdıklarıyla çıkarttılar diye bir tane elbise için mi? Bugüne kadar değerleri esnaftı da değildi de şimdi aynen. Mi oldu bir de Gülşah esnaf gibi, yani? Gülşah sonra, gibi güçlü bir kadın, parası olan bir kadın artık parası var. Bir kişiye muhtaç değil. Sonra bir şey daha söyleyeyim. İşte o hani benim onu o bana o mesajları attı. Ben ona cevap vermedim. Hı hı. Seni aradı. Sonra hı hı. o mesajları da ben sadece ona cevap dedim ki Gülşah'cığım sen bunları yaptın. Benim seninle olan arkadaşım bitti. Bir başkasınınla da yaptın. O yüzden de gitti bu sefer o mesajları attı öbür kadına gönderdi. Evet. Yani uzun lafın kısası toparlayalım. Bu tip şeyler kendine zarar. İnsanın kişiliğinden ödün vermesi. Peki. Yoksa benim için bir sorun değil. Peki o zaman gerçekten toparlayalım. Süremiz de çok azalıyor ama konular fazla.